Haziran 2021'de göreve seçilen Galatasaray yönetiminde ilk ayrılık yaşandı. Başkan yardımcısı Rezan Özdemir görevinden ayrıldı ve istifa kararı aldı. Nitekim başkan yardımcısı Özdemir yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla geniş bir açıklama yapacak ve görevi bıraktığını duyuracak. Elbette bu istifanın nedenleri ve yankıları büyük bir merak konusu uyandırdı. Hürriyet gazetesindeki yazımızda detaylıca dile getirmiştik. Ama ana özetleriyle, hatlarıyla anlatacak olursak, özellikle son 2 aydır pasifize edilen ve konuşmasına izin verilmeyen Başkan Yardımcısı Rezan Öpözdemir bundan son derece rahatsızdı. Galatasaray'ın saha içinde yaşadığı haksızlıkların gerektiği kadar savunulmadığı, Galatasaray'ın haklarının korunamadığı nedeniyle uzun süredir büyük bir rahatsızlık içindeydi. Ve nitekim de Başkan Burak Elmas'ın Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve hakemlerle alakalı konuşmasına izin vermemesi Rezan Öpözdemir'in geri planda kalmasına neden oldu ve deyim yerindeyse kulüp içinde pasifize edilmişti. Ancak son olarak CEO olarak Galatasaray Kulübü'ne Hande Ocak Başev'in getirilmesi bardağı taşıran son damlalardan biri oldu. Ve Salı günkü yönetim kurulu toplantısının tansiyonu son derece yüksekti. Başkan Yardımcısı Rezan Öpözdemir ve yöneticiler Köksal Ünlü, Reha Keskin ve Işıtan Gün bu atamaya karşı açıkçası olumsuz bir tavır aldı. Ve özellikle göreve gelen CEO Hande Ocak Başev'in bütün kulüp profesyonellerine bundan sonra talimatları sadece benden alacaksınız çıkışında bulunması yönetim içinde çok büyük bir rahatsızlık yarattı. Ve yönetim kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Rezan Öpözdemir Galatasaray tüzüğüne göre böyle bir atamanın, derneğe yapılacak böyle bir atamanın yanlış olduğunu, tüzüğe aykırı olduğunu ve bundan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi ve yönetim kurulunda diğer üyelerle birlikte oylama yapılmasını istedi. Fakat Başkan Burak Elmas buna karşı çıkarak Galatasaray Kulübü başkanlık sistemiyle yönetilen bir kulüptür. Eğer bir rahatsızlığınız varsa şikayetçiyseniz gereğini yapın diyerek bir anlamda istifa imasında bulundu. CEO krizi elbette ki Özdemir'in istifasında önemli rol aldı. Ancak tek neden bu değildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kulübüyle yürütülen ilişkilerin son derece yanlış olduğunu dile getirdi Özdemir. Fenerbahçe kulübüyle ortak menfaatler ve paydaşlar gereğince ilişki ve hukuk kurulabilir ama Galatasaray Fenerbahçe ile dost olamaz. Bu olağana aykırı ve bunu gördük ve ders aldığımızı düşünüyorum. İzlediğimiz politika yanlıştı dedi ve Burak Elmas'ı bir kez daha eleştirdi. Ve üçüncü madde, Galatasaray kulübünün hak ve menfaatlerinin korunamadığı, izlenilen politikanın, uzlaşımcı yaklaşımın yanlış olduğu ve bu sürecin hatalı yönetildiğini dile getirdi Sayın Özdemir. Ve geri planda bırakılmasına dair de rahatsızlığını dile getirdi. Başkan Burak Elmas'ın da madem mutsuzsun, memnunsun, şikayetçisin o zaman gereğini yap mesajını iletmesi sonrasında da Özdemir istifa kararı aldı. Yarınki toplantı son derece önemli. Çünkü Rezan Özdemir'in sadece istifasını açıklamakla kalmayıp aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nde gördüğü yanlışları ve hataları, kulüp içindeki bazı sorunları açık açık dile getireceği ifade ediliyor. Aynı zamanda yönetim kurulu toplantısında Galatasaray Kulübü'nde görmeye alışık olmadığımız bir olay da yaşandı. Toplantı bitiminde Genel Sekreter Köksal Ünlü ile Başkan Danışmanı Profesör Doktor Ahmet Han önemli bir tartışma yaşadı. Hatta arbedeye varan bir tartışma yaşadı ve ikili Galatasaray'ı sen bu hale getirdin diyerek birbirini suçlayıp ellerindeki dosyaları birbirine fırlattılar. Ve olası bir kavgayı kulüp güvenlikleri, güvenlik personeli devreye girerek ayırdı.